Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmada olması gerektiğinden çok fazla gündeme geliyor. Çeşitli iddialar var ve Türkiye bu konuyu tartışıyor. Azerbaycan'da ne oluyor? Şimdi hocam bu konuyu biraz daha netleştirmekte yarar var. Sorun şu, Dağlık Karabağ diye bilinen ve Azerbaycan'a ait olan topraklar Ermenistan tarafından işgal edildi. Uluslararası toplum bu işgali biliyor ve bu toprakların işgal edildiğini kabul ediyor. İşgali kaldırmamakta direnen kim? Ermenistan. Şimdi bunu saptadıktan sonra her şeyi konuşabiliriz. Önce bu saptanmak durumundadır. Ermenistan, Azerbaycan'a ait ki geçmişte bir özerk bölgedir burası. Tarihsel sebepleri ne olursa olsun, işte nüfus dengesi nasıl olursa olsun, Azerbaycan'a ait toprakları işgal etmiş durumda. Şimdi Batı, Amerika, Rusya dahil, İran dahil bu toprakların işgal edildiğini diğer bölge ülkeleri dahil kabul etmektedir. Bugün İran'ın yaptığı açıklama önemli. Barış için Azerbaycan topraklarındaki işgali kaldırmalıdır dedi Ermenistan. Durdu, temkinli bir şekilde baktı. Çünkü İran bölgenin kadim ve güçlü devletidir. 2500 yıldır sınırları değişmeyen iki tane uygarlık vardır dünyada. Birisi Çin, diğeri İran'dır. İran'ın bu tespit önemli. Şimdi bütün her şeyi bunun üzerine koymak gerekir. Her yorumu. Ve fakat ortada bir gerçeklik var ki bu sorunu milliyetçi bir perspektiften tartışmak da imkansızdır. Milliyetçiler etnik milliyetçiler, etnik temele vurgu yapan milliyetçiler ile yurtseverler arasındaki fark da tam da buradadır. Çünkü iki milliyetçi, mesela milliyetçi bir Azerbaycan Türk'ü ile milliyetçi bir Ermeni'nin anlaşmasına imkan yoktur. Ama hümanist, ama demokrat, ama solcu ya da sosyalist, ama yurtsever bunlarla birlikte yurtseverler ancak bu sorunu tartışarak çözebilirler, anlaşabilirler. Milliyetçilerin anlaşmasına imkan yoktur. Milliyetçilik, özellikle etnik milliyetçilik bütün dünyada, dünyanın her yerinde çatışma, kan ve gözyaşı demektir. Bunun üzerine ne bir uygarlık, ne bir güzellik, ne bir gelecek inşa edilebilir. Öncelikle bunu saptamak gerekiyor. Ve şimdi Azerbaycan'daki çatışmalar devam ediyor. Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar da devam ediyor. Rusya, Lavrov yaptığı açıklamada bir arabuluculuk girişiminde bulunabileceklerini belirtti. Rusya da bu işgali kabul etmiyor ve bu işgalin kaldırılmasından yana. Hocam şöyle yorumlar var ve ben bu yorumlardan hareketle kendi yorumumu da ortaya koymak istiyorum. Ermenistan son dönemde Rusya'yı rahatsız edecek kadar Batı'ya yaklaşan bir çizgi izlemişti. Batı'ya yaklaşan bir çizgi izledi. Ben çatışmalarda doğrudan bir Amerikan parmağı, bir Amerikan etkisi olduğu kanaatinde değilim. Amerika'nın bir etkisi var, belki dolaylı bir etkisi. Ve bu etki eğer varsa bu ancak Ermenistan'ın kışkırtılması biçiminde ortaya çıkmış olabilir. Ama Ermenistan'ın bir Avrasya ülkesi olarak, bir Asya ülkesi olarak Rusya'yı rahatsız edecek kadar Batı'ya yaklaşan bir çizgi izlediğini burada saptamak lazım. Bundan bir rahatsızlık duyduğu için bu çatışmalarda ortaya çıkan, ki çatışma mı denir artık buna, savaş da diyebiliriz. Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenistan'dan yana bir tutum takınmak yerine daha bağımsız, daha tarafsız ve daha yukarıdan bir bakış ortaya koydu. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle anlaşılıyor ki Azerbaycan işgal altındaki bazı topraklarını kurtarmış durumda. Bugün İlhan Aliyev'in yaptığı açıklamada, canlı yayında Azerbaycan televizyonlarından yaptığı açıklamaya bakılırsa birçok işgal bölgesini kurtardık ve bu sonsuza kadar da buralarda artık bizim hakimiyetimiz altında kalacaktır bu topraklar dedi. Bazı bölgeleri kurtarmış durumda. İran'ın söylediği gibi, Rusya'nın söylediği gibi, uluslararası toplumun ortaya koyduğu talep gibi bizim yapmamız gereken iş, Türkiye'nin yapması gereken iş, Azerbaycan topraklarındaki işgalin kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Savaşta doğrudan ya da dolaylı bir biçimde yer almamaktır. Ben bugün Trabzon Emniyet Müdürü'nün bir açıklamasını, bir nikah töreninde yaptığı açıklamayı okudum.
Şaşırdım şimdi. Trabzon Emniyet Müdürü'nün ne alakası var? Hilal bıyıklı bozkurtlar hazırmış Azerbaycan'a gitmeye. Karabağ'da Türk sancağını dikmek için bekliyorlarmış. Emir bekliyorlarmış. Vallahi yani Türk diplomasisi Trabzon Emniyet Müdürü'ne kaldıysa Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sorun buraya bir nikah törenindeki bozkurt güzellemesine kaldıysa geçmiş olsun. Bir ülke diplomasisini böyle yürütemez. Türkiye'de Ermeni düşmanlığını kışkırtarak, savaş çığırtkanlığı yaparak bu sorunun çözülmesine katkıda bulunamaz Türkiye. Ben Sayın Emniyet Müdürü'nün asli işini yerine getirip, görev yaptığı Trabzon'da asayişi sağlamaya, insanların can ve mal güvenliklerini sağlamaya zamanının ayırması gerektiğini düşünüyorum. Bugün beni rahatsız eden bir başka görüntü de Balat sokaklarında Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yapılan konvoy gösterisidir. Şimdi zannediyorum Balat'ta Ermeni yurttaşlarımızın çoğunlukla yaşadığı varsayılarak, öyle midir değil midir bilmiyorum ama İstanbul'un her yerinde Ermeni yurttaşlarımız yaşıyor. Onlara yönelik bu gösterinin yapılması, 18 dakika programının ki pazartesinden beri sık sık programında belirttiğimiz gibi Türkiye'de yaşayan, bu toprakların evlatları olan Ermeni kardeşlerimize yönelik ırkçı, dışlayıcı, ötekileştirici her türlü saldırıya karşı önlem alınmalıdır. Bu yanlıştır. Bunun yurtseverlikle, milliyetçilikle, işte Azerbaycan davasını desteklemekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu bizim Ermeni kardeşlerimize yönelik ırkçı saldırılara karşı konulmalıdır ve hükümet acilen bu yönde tedbir almalıdır. Hiçbir biçimde Azerbaycan Türklerinin haklı davasını savunmak anlamına gelmez. O davayı gölgeleyen, o davayı çirkinleştiren, o davayı kirleten bir tutumdur bu. Burada Ermeni kardeşlerimiz var, bizimle birlikte yaşıyorlar ve unutmayın, unutmayın. Irkçı faşist bir güruh tarafından katledilen, bir çete tarafından katledilen, Fethullahçı terör örgütünün organizasyonuyla katledilen Hrant Dink, barış için, istikrar için, uzlaşma için Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalini kaldırması gerektiğini söyledi. Ve biz o bandı Tele1 ekranlarından yayınladık. Demek ki Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına işgal diyen ve buna karşı çıkan, bu topraklarda yaşayan Ermeni kardeşlerimiz var. Bu hiçbir zaman unutulmamalıdır diye düşünüyorum hocam. Buyurun. Doğru. Şimdi bir iki tabii önemli gelişme var. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in yavaş yavaş devreye giriyor olması. Bu konuda 4 tane genel kurul kararı var. O kararların hepsi Azerbaycan lehine. Onların gerekirse yeniden gündeme getirilip genel kurul veya belki de güvenlik konseyinde tartışılıp pekiştirilmesi gerekiyor. Şeyden çok emin değilim. Kapalı diplomasi ve bütün iç ve dış adımlar gizli atıldığı için bu hükümet tarafından bir şey duyamıyoruz, öğrenemiyoruz. Dış basına ancak bakıyoruz. Dış basından ne öğrenebilirsek öğreniyoruz. Oradan yani bu konuda Türkiye'nin ne kadar girişken olduğu hakkında bir fikrim yok ama tahmin ediyorum ki benim bile burada birkaç gündür söylediğim şeyi herhalde iktidar fazlasıyla akıl etmiştir ve Birleşmiş Milletler Örgütü'nü hem genel kurul hem belki de güvenlik konseyi olarak bu konuda eyleme çağırmaktadır. Çünkü çağırmıştır veya çağırmak için yetkisini, etkisini kullanmıştır. Çünkü Birleşmiş Milletler bu konuda Azerbaycan'ın tarihsel haklılığını tescil etmiş bir örgüttür. Bu birinci olay. Yani Birleşmiş Milletler'in yavaş yavaş devreye girmesi. Lavrov'un tabii arabuluculuk önermesi önemli. İran'ın tavrı önemli. Bu arada benim tabii dikkatimi çeken ve çok rahatsız eden şey dışarıdaki bütün aktörlerin hemen hemen, ki buna İlham Aliyev de dahil, Türkiye'nin bu olayın dışında olduğunu vurgulamaya özel bir özen göstermeleri. Yani nereden çıkıyor ki bunlar? Ne gerekiyor ki? Ne oluyor ki? Yani onun için iç politikada eğer iktidar ve iktidarın kaba yandaşları, kötü müttefikleri, yani kaba oldukları için kötü, hani aptal dost akıllı düşmandan kötüdür derler. Yani kaba
aşırı bir takım milliyetçi veya etnik milliyetçi eylemlerle hükümeti ve Türkiye'yi müşkül durumda bırakacak olan kaba dostlar Türkiye'de acaba bu yaptıkları gösteriler vesairelerle veya bir takım başka ilişkilerle dış basında özellikle bütün ilgili aktörlerin aman Türkiye sen dışarıda kal katılma burada aktör değilsin filan diye bizi uyarmasına sebep mi oluyor diye düşünüyorum. Hemen buradan hareketle Ermeni vatandaşlarımız bizim öz kardeşlerimizdir. Onların canları ve malları bizim kendi canımız ve malımızdan bile daha değerli olarak korunmak durumundadır. Çünkü onlar bize yüzyılların getirdiği bir misafirperverliğimizin misafirperverliğimize tevdi edilmişlerdir. Onların güvenliği bizim vicdanımızdadır. Bizim vicdanımızdan da önce yasalarımızdadır. Ama o yasaların arkasında misafirperverliğimizin vicdanımızdadır. Yüzyıllardır. Ya yani karşılıklı bir misafirperverlik demek herhalde daha doğru hocam. Kesinlikle. Yani mesela Osmanlı şeyine baktığınızda sanatına, mimarisine vesairesine Ermeni ustaların varlığını görmemek mümkün değil. Güzel camileri Ermeni mimarların yaptığı camiler. Gayet tabii. Gelin bugün İstanbul'daki Kapalı Çarşı'ya gidin. Oradaki en özenli işleyen mücevher veya işte altın yahut neyse pırlanta elmas işleyen kuyum işi denen işi yapanlar Ermeni ustalardır. Bunlar bütün o eski konaklardaki Anadolu'da tavan süslemeleri, İstanbul görüntüleri hep Ermeni ustalar tarafından çizilmiş. Hatta tahta oymalar da Ermeniler tarafından yapılmıştır. Neyse yani Osmanlı zaten çok dinli, çok kültürlü bir feodal merkezi imparatorluk. Onu geçtikten sonra benim sizin üstünde durduğunuz özellikle konuya dönerek içeride iç politika aracı olarak kullanılması acaba iktidar tarafından uygun mu görülüyor ki bunlar durdurulmuyor, engellenmiyor? Ya avukatların yürüyüşü engellenir. Anayasa Mahkemesi başkanına hadi bakayım yani çık da yürü bakalım yani tek başına filan arabanla git diye meydan okunur. Efendim gazilerin gösterileri derhal engellenir. Hatta hatırlayın Bursa'da Ermenistan-Azerbaycan maçı sırasında Azeri bayrağıyla stadyumda alana çıkmak isteyenler engellenmiştir ve haklarında bir takım takibatlar yapılmıştır. Ermenileri korumak için. O Ermenilerle aramızın iyi olduğu zamanda. Yani devlet hepimizin nefes alışlarını bile izlerken bunlar önlenemiyor. Bu arada hemen bu vesileyle bir şeye daha işaret edeyim. Ayrıca hocam Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermenistan'la bir sorunu yok. Ermenistan'ı ilk tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Şimdi bu nefes alışlarımızı bile izliyor dedikten sonra bir küçük cümleyle size aktarıyorum konuyu. Herhalde başka bir gündeme geçeceksiniz. O kadar nefes alışlarımızı bile izliyor ki fevkalade haklı bir biçimde burada sizin belirttiğiniz müfredatlarla ilgili İmam Hatipler konusundaki eleştirinize derhal bir ceza daha geldi. Yani maşallah hapşırsak haberleri var. Kaydediliyor. Yani hareketlerimiz ona geleceğiz hocam. Ona evet. Geleceğiz. Gelin bakalım. Ona geleceğiz. Buyurun. Şimdi ben Azerbaycan konusuna bir parça devam etmek istiyorum. Barış nasıl sağlanır? Değerli seyirciler bu konuda yani çok ince, derin değerlendirmelerin ötesinde ortada basit gerçeklikler var. Biraz önce söylediğimiz gibi. Evet. Rusya Ermenistan'ın arkasında durmadı. Çünkü bir ders verilmesinden yana olduğu anlaşılıyor. Bir ders verilmesinden. Ermeni, milliyetçi Ermeni yönetimine bir ders, Batı yanlısı Ermeni yönetimine bir ders vermekten yana olduğu anlaşılıyor. Üstelik Lavrov gibi Ermeni kökenli bir dışişleri bakanı tarafından yönetilen bir ne diyelim dış politika yürüten bir ülke olduğu halde. Rusya. Şimdi Haydar Aliyev'in bugün yaptığı konuşma önemli. Haydar Aliyev aslında barışın nasıl sağlanacağını ve Ermenistan'a nasıl yaklaşmaları gerektiğini net bir şekilde söylüyor. Ben notlarım arasında var ve okuyorum hemen. Diyor ki İlham Aliyev. İlham Aliyev. Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir.
Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur. Karabağ bizim ezeli tarihi toprağımızdır. Biz kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Ermenistan halkı evlatlarını Azerbaycan toprağına göndermesin. Bizim Ermenistan halkı ile bir sorunumuz yok. Bizim davamız hak davasıdır. Ermenistan işgal siyasetine son vermelidir. Ermenistan topraklarımızdan çıkarsa hemen barış sağlanacak. Tek şartımız var. Topraklarımızdan çıkmalarıdır diyor. Şimdi bu kadar net bir talep var ve bu kadar net bir istek var. Şimdi Dağlık Karabağ bölgesinde naylon bir cumhuriyet kurulmuş. Yani kimsenin tanımadığı dünyada Karabağ Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet var. Çünkü Ermenistan haksız olduğu ve başka bir toprağı işgal ettiği için orada işgalci gibi görünmemek amacıyla sanki Karabağlı Ermeniler ayaklanmış ve bir toprağı ele geçirmişler ve kendilerine ait bir cumhuriyet ilan etmişler gibi bir tablo ortaya koyuyor. Tablo bu değil. Tablo bu değil. Ermenistan ordusu tarafından korunan, eğer bir cumhuriyet varsa naylon cumhuriyet, Ermenistan ordusu tarafından kurulan bir kukla yönetim söz konusudur Karabağ'da. Dolayısıyla bunun, bu işgalin sona ermesi ve Karabağ'da yaşayan Ermeniler dahil bölgede barışın ve yeniden istikrarın sağlanması için temel koşuldur. Ben İlham Aliyev'in doğru bir yaklaşım içinde olduğunu düşünüyorum. Ve zaten Lavrov her iki tarafı toplantıya çağırmış durumda zannediyorum. Bazı toprakların önemli bir kısmı da işgalden kurtarıldığına göre bundan sonra zannediyorum daha serin kanlı bir çözüm yoluna gidilecek. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Evet, diğer konuya geçersek hocam haklısınız. Rütük tekrar Tele1'e bir ceza kesti. Yani akıl alır gibi değil. Tele1 her çarşamba günü Rütük'ün yaptığı toplantıda ceza kesiyor. Şimdi Rütük bir tür dini kurul gibi, bir fetva kurulu gibi çalışan laik ve demokratik bir cumhuriyetin bir kurumu gibi değil, bir dar bir mezhep anlayışının temsilcisi, bir ulema heyeti gibi hareket ediyor. Şimdi baktım ben diğer kanallara verilen cezalara da, bu cezaların tamamı neredeyse ATV hariç, oraya geleceğim, bu şekilde verilmiş. Mesela Fox TV'nin Yasak Elma dizisine ceza verilmiş. Ceza verilme gerekçesi şu: kutsal değerlere saygısızlık yapılmış. Bir, dini bir değerlendirme. Sonra Kanal D'ye, yani Demirören grubuna ait bir kanal, dini inançlara saygı gösterme yükümlülüğünün yok sayıldığı tespit edilmiş. Dini inançlara saygı gösterme yükümlülüğü yok sayıldı diye ceza verilmiş. Şimdi bu da dini gerekçelerle verilen bir ceza. Gelelim. Yani bir tanesi çok komik. Show TV'ye verilen bir ceza var. Show TV'ye verilen cezada dini değerlere saygısızlık yapıldığı, sopayla dövme, rehin alma gibi şiddet sahnelerine ağırlık verildiği için. Yine dini değerlere saygısızlık yapıldığı gerekçesi var. Bir tanesini özellikle okumak istiyorum. Bir dizide adını vermeyeceğim. Adem ismiyle dalga geçildiği için ceza verilmiş ve Adem peygambere gönderme yapılarak Adem ismiyle dalga geçilmesi de dini değerlere bir saygısızlık olarak değerlendirilmiş. Gelelim Tele1'e verilen cezanın nedenine değerli seyirciler. Karanlıktan Aydınlığa isimli okuyorum. Ajanstan olduğu gibi okuyorum. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgi, bir haber ve Rütük'ün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklama bu. Tele1 televizyonunda yayınlanan ilahiyatçı Cemil Kılıç ve eğitimci Yaşar Koçer'in yer aldığı Karanlıktan Aydınlığa isimli programda İmam Hatip liselerinde öğrenci mi yetiştirmek hedeflenmiştir? Yoksa bir partinin seçmeni mi yetiştirilmeye çalışılmıştır? Seçmenin de ötesinde bir militan yetiştirme aslında. İmam Hatip liselerinde okutulan fıkıh derslerindeki kaynaklarla IŞİD'in dayandığı kaynaklar aynı. O zaman ne kadar İmam Hatip, o kadar IŞİD şeklinde söylenen sözleri değerlendiren üst kurul, İmam Hatip okulları ile terör örgütü DEAŞ, IŞİD'in ilişkilendirilmesinin iftira niteliğinde olduğuna kanaat getirdi. Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim. İmam Hatip camiası ve İmam Hatiplerle IŞİD arasında bir, yani dinci, İslamcı terör örgütü IŞİD arasında bir ilişki, cemaati, o çevreyi, İmam Hatip çevresini, İmam Hatip cemaatini, camiasını suçlayan bir yaklaşım söz konusu değildir.
RTÜK, İmam Hatipler'de okutulan müfredata bakmak yerine, Milli Eğitim Bakanlığı bu müfredatı gözden geçirmek yerine RTÜK kendisini mahkeme yerine koyuyor ve Telebir'e ceza kesiyor. Şimdi bu yeni de değil. Şimdi birkaç bilgi vereceğim değerli seyirciler. Yeni de değil. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, İmam Hatip liselerinde okutulan, hatta ilahiyat fakültelerinde okutulan fıkıh derslerinin referanslarıyla, kaynaklarıyla IŞİD'in Suriye ve Irak'ta bir dönem kurduğu medreselerdeki eğitimin referanslarının aynı olduğunu ileri sürdüler. Diğerlerine de bakalım. Örneğin bazı İslamcı ilahiyatçılar. Buyurun. Bunlara bakalım. Şimdi bir tanesini hemen hızlı bir şekilde notlarımda iki tanesi var. Hemen bakıyorum. İhsan El Açık. Bugün ilahiyat fakültelerinin ve imam hatiplerde okuyan bir genç iki gömlek sonra potansiyel IŞİD'cidir demiş. Bunu belirtirken bu okullarda verilen bazı derslerde okutulan kitapların kaynaklarıyla, referanslarıyla IŞİD medreselerindeki referansların, kaynakların aynı olduğunu ileri sürmüş. Böyle midir, değil midir? Bunun araştırılması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Talim ve Terbiye Kurulu bunu yerine getirmelidir. Yine bir başka ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu. Mustafa İslamoğlu. Şunu söylüyor Mustafa İslamoğlu. İmam Hatip ve ilahiyat müfredatı değiştirilmedikçe bu memlekette geleceğin IŞİD'cileri yetişmeye devam edecektir diye çok ağır bir ithamda bulunuyor. Yani bu sadece Tele 1 tarafından ortaya atılmış bir iddia değil. Biz de 18 dakika programında ve diğer programlarda zaman zaman özellikle İmam Hatip liselerinde okutulan derslerde böyle bir sorunun olduğunu belirttik. Yani aydın, cumhuriyetçi din adamları deyimini bilerek ve seçerek kullanıyorum. Çünkü din kadınları yok, İslam'da yok. Din adamları yetiştirmek yerine eğer Suriye'de, Irak'ta ve diğer ülkelerde İslamcı terör örgütlerinin kurduğu medreseler ya da okullarda okutulan, verilen derslerle, örneğin fıkıh dersleriyle, bu derslerdeki referanslarla bir benzerlik, bir ortaklık, bir yakınlık varsa bunun ortadan kaldırılması bu devletin anayasasının yüklediği bir sorumluluktur. Bunun yerine RTÜK kendisini bir değerler mahkemesi yerine koyuyor. Yasayla kendisine tanınan yetkileri aşıyor, bir mahkeme yerine koyuyor, bizi yargılıyor ve bir ceza veriyor, para cezası. Buna karşılık Esra Elen'in ATV'de yaptığı bir program var hocam, biliyorsunuz. Şimdi ona da %2 ceza veriyor. Bize üst sınırdan hayır, veriyor bu nedenle. Ona da %2 veriyor, onun gerekçesini okuyacağım. Hayır, biliyorsunuz dediniz, bilmiyorum. Esra Elen'in yaptığı programı bilmiyorum. Hocam bu yine bir evlilik programı gibi, yakınları vesairesi falan kaybolan insanlar var ya, kendileri anlatıyor. Hayır, gazetelerde çok yer aldı. Siz herhalde izleyicilere biliyorsunuz dediniz de ben de sizi o sırada dinlediğim için üstüme aldım. Anladım, tamam hocam, peki. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programını inceleyen üst kurul, şüpheli aile ilişkilerinin aydınlatılması amacıyla DNA testi raporunun açıklandığı yayında 6 aylık bir bebeğin biyolojik babasının belirlendiğini ve yargının yapacağı işlemlerin ticari bir meta gibi sunulduğunu tespit etti. Üst kurul programın devam ediyor işte. 6.112 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan toplumun milli manevi değerlerine, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırı olduğunu belirtiyor. Şimdi o programda ya kimin kimle ilişkisi olduğunu, mesela o şey çocuğun işte babasının komşu olduğu ortaya çıktı filan. Yani bu herkesin ayakta olduğu ve bu canlı yayında baba orada o tarihe kadar kendisini babası zanneden kişi orada, anne orada, anne çığlıklar, sevinç çığlıklar atıyor falan ve bu günün ortasında çocukların ayakta olduğu, okula gitmiyorlar çünkü yüz yüze eğitim yok. Ayakta olduğu bir saatte yapılıyor ama ATV olunca %2 düzeyinde bir ceza kesiliyor. %2. Biz İmam Hatip liselerindeki müfredatı eleştirip, ya dikkat edin buraya. Yani karanlıktan aydınlığa programında. İlahiyatçılar, bunlar konunun uzmanları. Yapacağınız şey hayır öyle değildir demek.
İmam Hatip camiasını filan da suçluyor değiliz. Bakın programı yapan Cemil Kılıç, Cemil Kılıç İmam Hatip Lisesi mezunu. Programda ona eşlik eden eğitimci Yaşar Koçer İmam Hatip Lisesi mezunu. Her ikisi de İlahiyat Fakültesi mezunu. Dolayısıyla Cemil Hoca ya dünyaya bir daha gelseydim ben yine İmam Hatip'te okurdum çünkü bunları görmek durumundaydım diyen birisidir. Kendi geldikleri camiayı kötüleyecek, onlara iftira atacak kişiler değiller bunlar. Ve orada okuyanlar da bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz. Bu ülkenin, bu ulusun çocukları. Bu toplumun bir parçası onlar. Bizim bu eleştirilerimizin nedeni o çocuklara ileride hayatlarını mahvedecek, bu ülkeye ve cumhuriyete düşmanlık yapmalarına yol açacak bazı yanlış bilgilerin verilmesinin önlenmesini istemektir. Bunu istemek anayasaya son derece uygun davranmak demektir. Tele 1 anayasaya uygun davranıyor. RTÜK ise anayasaya aykırı bir şekilde yetkilerini aşıyor, kendisini mahkeme yerine koyuyor, değerler mahkemesi yerine koyuyor ve bize ceza kesiyor. Ya bunları siz takdir edemezsiniz. Siz bilirkişi falan değilsiniz. Ulema da değilsiniz. Evet hocam. Evet, şimdi tabii çok bahsettiğiniz programı ben bilmiyorum ama gülmeye başladım şundan. Ya bir yasa var değil mi Türkiye'de? Kişisel verilerin korunması yasası diye bir şey var. Oho hocam, neler konuşuluyor oralarda bir bilseniz. Ya şimdi hayır, söylediğiniz tabii siz anlatınca hatırladım. Yani medyadan izliyorum, programı izlemiyorum. Histerik çığlıklar atılıyor, bağırılıyor, çağrılıyor. Yani neler var. O tek program da değil galiba, neyse. Yani o programı izlemiyorum, o tür programları da izlemiyorum ama siz söyleyince medyadan olayı tamamen izledim. Gayet haberim var ne olduğundan. Bu programların tümü yasaklanmalıdır kardeşim. Ey RTÜK başkanı, eğer biraz sizde anayasaya, yasalara, insan haysiyetine saygı varsa bu tür programları yasaklayın kardeşim. Kimin evlilik programlarını teminde yasakladılar hocam, doğru yaptılar, haksızlık yapmayalım efendim, Türkiye'de. Verdikleri bu böyle kararlar var, bu programlara da bunu uygulamaları lazım. Efendim bu program her neyse böyle programı yasaklayacak. Kimin eli kimin cebinde, kim kimle yatmış, kimin çocuğu kimden, böyle şey konuşulur mu ya televizyonlarda? Yani bunu Amerika'da yapanlar vardır. DNA testini açıklıyorlar hocam canlı yayında ya. Rezillik ya, böyle şey olur mu? Ey RTÜK. Siz eğitimle ilgili, müfredatla ilgili Tele1'de yapılan eleştirilere ceza vereceğinize asıl genel ahlakı 1, insanların anayasal hak ve özgürlüklerini 2, yasalara karşı olduğu için yanlış olan 3, bu tür programları yasaklayın kardeşim. Ne o, bir de üstelik de en düşükten bilmem gelirinin %2'sinden ceza vermiş. Bunu dedikten sonra bu bağlamda Fevkalade önemli. Önümüzdeki günlerin daha da karanlık, daha da koyu ve daha da sorunlu geçeceğini işaret eden bir demece işaret etmek istiyorum. Bir demeci vurgulamak istiyorum. Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ne karşı başlattığı seferberlik. Şimdi bunun işaretlerini çoktan gördük zaten. Yani İçişleri Bakanı başladı. Böyle çık bakalım, hadi git bakalım falan diye, ya böyle bir şey olabilir mi? Yani alt tarafı bir işte Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir zat. Yani şey bile değil, yani meclis tarafından, neyse. Şimdi oralara tekrar girmeyelim. Derken bu çıktı filan ve ne diyor? Hukuk diyor Cumhurbaşkanlığı sistemine uydurulmalıdır. Anayasa Mahkemesi diyor uydurulmalıdır. Hukuk da diyor buna uydurulmalıdır. Yani şahsım devletinin üstünden buldozerle geçtiği yargı bağımsızlığından geri kalan cumhuriyetin kazanımlarının kırıntıları, vicdanlarını hala ön planda tutan, evrensel hukuka hala ara sıra göz atan, eğer bazı küçük böyle kalıntılar falan varsa onları da yok edecek. Böyle şey olur mu? Yani Anayasa Mahkemesi'ni yeniden diyor düzenlemek lazım. Tabii tüm üyeleri, ki kendileri atadılar zaten onları. Onları da atacak
yerine yenilerini tek başına Cumhurbaşkanı'na atatacak. Yani onlara, Cumhurbaşkanı'na tayin ettirecek bütün üyeleri yeniden filan. Model öyle gözüküyor. Ya insaf edin. Yani hakikaten insaf edin. Yani bu yani şu anda Anayasa Mahkemesi'nin elinden bütün yetkiler alındı. Bütün yetkiler alındı. Kendisini bilmem kanun koyucu yerine koyamaz dedi. Onu bakamaz dedi. Bunun içeriğine bakamaz. Ancak işte usulen bakalım usule uygun mu değil mi onları kontrol edebilir dedi. Dedi oğlu dedi. Bu arada bir hata yaptılar. AİHM'e başvurular çok gidiyor ve Türkiye çok sık orada mahkum oluyor diye Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini de iç hukuk, yani AİHM'e gitmeden önce tüketilmesi gereken, gidilmesi gereken iç hukuk makamlarından biri haline getirdiler bir yasa çıkarıp. Yani yasayla Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkını tanıdılar ki AİHM'e gidilmesin diye veya AİHM'e gidilmek zorlaşsın filan diye. E şimdi ama Anayasa Mahkemesi'ne böyle bir yetkiyi verdikten sonra Anayasa Mahkemesi onu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun kararlar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aykırı kararlar verebilir mi? O zaman bir gider bir de Avrupa'dan döner Anayasa Mahkemesi'nin yanlış kararları. Mecburen doğru kararlar veriyor. Vay efendim sen misin? Tamam şimdi hadi bakalım bunlara Anayasa Mahkemesi'ndeki hukuk ve evrensel hukuk kırıntılarına karşı saldırı başladı. Ben Bahçeli'nin bu çıkışını fevkalade tehlikeli sayıyorum. Bu arada bir başka çıkışa daha tabii işaret etmek lazım. Yani o Gerçek Partisi galiba değil mi? O diyor ki, o genel başkanı eski başbakanımız. Gelecek Davutoğlu. Partisi hocam. Gelecek Partisi mi? Neyse birisi, evet Gelecek Partisi doğru. Öbürü de başka bir şeydi. Neyse Gelecek Partisi genel başkanı eski başbakanımız. O sıralarda Kobani olayları sırasında da yani ondan sonra başbakan olan zat. Diyor ki eğer diyor şöyle terörle mücadele ediyorsanız seçim öncesi Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı kim TRT'ye çıkardı. Bir de İmralı'ya gidip hiçbir yetkisi olmadığı halde Öcalan'dan, Abdullah Öcalan'dan kim seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy verilsin diye mesaj getirdi. Onlara bakın diyor Davutoğlu. Bir de ona bakalım. Evet hocam doğru. Şimdi buradan hemen şeye geçebiliriz. Bu HDP'ye yönelik operasyonların yarattığı sonuçlara. Ayhan Bilgen enteresan bir hamle yaptı. Kars Belediye Başkanı. Yine bu olaylar nedeniyle tutuklanıyor. İşte gözaltına alındı. Geçmişte tutuklandı, serbest bırakıldı. Bir de Anayasa Mahkemesi'nde hak ihlali kararı verildi ve bu devlet kendisine 20 bin lira tazminat ödedi. Haksızlık yaptık sana diye. Yani suçlanan söz konusu HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılmamış bile Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen bir karar verdi ve ilan etti. Dedi ki ben Kars Belediye Başkanlığı'ndan istifa edeceğim. Eğer kayyum atanmamışsa istifa edeceğim. Ve Kars Belediye Meclisi toplanır ve en uygun çözümü bulur. Ben isterim ve temenni ederim ki bir kadın Karslı'yı belediye başkanı seçsinler. Değerli seyirciler biliyorsunuz belediye başkanlığı istifa, ölüm ya da başka sebeplerle boşalırsa belediye meclisi toplanıyor ve onun yerine meclis içinden belediye meclisi üyeleri arasından birini belediye başkanı olarak seçebiliyor. Ve tam yetkili belediye başkanı olarak çalışıyor. Şimdi bu hamle önemli. Biliyorsunuz hocam Kars HDP'nin seçimle yönetime geldiği kayyum atanmamış son belediyedir. İl belediyesi. İlçe belediyeleri var ama il belediyesi olarak en son belediyeydi. Buraya bir kayyum atayabilirler diye düşünmüş olacak ki Ayhan Bilgen istifa edeceğim dedi. Bir istifa açıklaması yaptı avukat aracılığıyla. Böylece kayyum atanmasının önünü kesmek istedi. Kesebilir mi bu hamle, kesemez mi bilmiyorum ama şimdi ülkenin geldiği yere bakar mısınız? Yani seçilmiş belediye başkanları iktidar tarafından her an görevden alınma ve yerlerine kayyum atanma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Her an, her an. Bunların HDP'li belediyeler olması fark etmez. Bu CHP'li belediyeler de olabilir ki nitekim İzmir'de bir ilçenin belediye başkanını görevden aldılar ve yerine atama yaptılar. Başka bir partiye ait belediye başkanları da olabilir. Hala şey sürüyor, yani gözaltı süresini uzattılar. 6 yıl sonra açtıkları bir dava var. Çoğu beraatle sonuçlanmış.
ve dönemin, yani HDP'nin devamı olduğu partinin şiddet olaylarına karşı yayınladığı bir bildiri var. Karşı çıkıyor. Ve bu olaydan 5 ay sonra da HDP yöneticileri ve hükümet temsilcisi bakanlar Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geliyorlar ve bir protokol imzalıyorlar. Kobane olayları dediğimiz olaylardan 5 ay sonra, o dönemde pekala AKP hükümeti şunu mu yapmış oldu? Türkiye'de bir kalkışmayı kışkırtan terör örgütü mensuplarıyla Dolmabahçe Sarayı'nda toplantı mı yapmış oldu? Olamayacağına göre tıpkı RTÜK gibi bir cumhuriyet kurumu kendilerine verilen görevle yükümlü ve o görevle sınırlı olduklarının bilincinde bulunması gerektiğine göre bunun böyle olmadığı açık. Dolayısıyla HDP'ye yönelik operasyon Türkiye'nin bugün en önemli demokrasi testidir. HDP'den bağımsız bir şekilde düşünmek gerekiyor bunu. Bir hak ve hukuk çiğnenmektedir ve geniş bir yelpaze buna karşı çıkıyor. Bakın, Gelecek Partisi'nden, Ahmet Davutoğlu'ndan tutun, Saadet Partisi'ne kadar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar herkes, AKP ve MHP dışındaki herkes, her siyasi eğilim ortada bir hukuksuzluk yapıldığı konusunda hiçbir tereddüt taşımıyorlar. Bunun çok önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum hocam. Bir mesele daha var. İlk kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu erken seçimin en uygun çıkış olacağını söyledi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında kendisine erken seçim talebiniz var mı diye bir soru soruluyor. Ve Kılıçdaroğlu diyor ki şartların daha ağırlaşmaması için iktidarın erken seçime gitmesi gerekir diyor. Ben de Türkiye'de bu krizin, bu kilitlenmenin, siyasetteki bu tıkanıklığın, siyaset alanındaki bu daralmanın, demokratik alandaki bu daralmanın toplumu bunaltan ve adeta boğmaya başlayan bu daralmanın ve bu baskının aşılabilmesi için tek yolun adil ve demokratik bir şekilde yapılacak, gözetime açık, bağımsız kurulların denetimine açık ve şeffaf, hiç tartışması şeffaf bir erken seçim olduğunu düşünüyorum. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü toplum giderek nefes alamaz hale getirilecek. Biraz önce işaret ettiğiniz gibi Sayın Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ne karşı başlatılan kampanyaya katılması da bunun en önemli işaretidir. Anayasa Mahkemesi, mevcut anayasa çok sorunlu olmasına rağmen, özellikle 2010-12 Eylül referandumundan sonra, o yetmez ama evetçilerin evet dediği referandumdan sonra aldığı biçim ve 2017'deki referandumdan sonra aldığı son şekille birlikte zaten demokratik bir anayasa demek imkansız, ama ona rağmen eski dönemden kalan bazı kurumların demokratik alanı genişletmeye çalıştığı açık. Bunlardan biri de Anayasa Mahkemesi. Belli ki Anayasa Mahkemesi'ni de tasfiye edecekler. Çünkü ucube bir rejim çıktı ortaya. Eski anayasanın birçok maddesi ve kurumları yerinde duruyor. Bir tarafta da şahsın devleti var. Şahıs devleti, kişi devleti var ortada. Bunun birlikte yürümesi mümkün değil. Ya bu millet kendi iradesini ve kendi karar alma hakkını bir kişiye devredemez. Devretmeyecektir de. Yani Anayasa Mahkemesi buraya belli sınırlar koymaya çalışıyor ve asıl rahatsızlık budur diye düşünüyorum. Umarım Türkiye demokratik ve şeffaf bir şekilde yapılacak bir erken seçimle bu krizi, bu tıkanmayı aşar, bu ekonomik krizi aşar. Düşünebiliyor musunuz hocam? Türkiye'nin ekonomi bakanı dolar kurlara bakmıyorum diyor. Nereye bakıyorsunuz Sayın Bakan? Yani kurlara bakmıyorsunuz da nereye bakıyorsunuz? Gerçeklikten, hayattan koptuğunuz anlamına gelir. Reel ekonomi doğru orada duruyor ama kurlardaki dalgalanma reel ekonomiyi yıkar. Bunlar birbiriyle çok ilişkili iki alan. Evet, gizlice faizleri arttırdılar. Faiz, evet. Bankaların verdiği faizden alınan vergiyi düşürerek faiz arttırıyorlar. İşte çünkü o şahsım devletini yöneten faize karşı filan. Şimdi programı sonlandırıyoruz. Bu erken seçim meselesi son derece önemli bir mesele. Bence hayati bir mesele toplum açısından, ekonomi açısından. Yarın isterseniz onu tartışalım. Tamam. Elinde boyu. Görüşmek üzere değerli izleyiciler. Hoşça kalın değerli seyirciler. Hoşça kalın.